Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Opel Grandland X'i inceleyeceğiz. Bakalım Grandland X'te diğer PSA kardeşlere göre ne farklılıklar var? Bu biraz daha onlara göre teknolojisi kısık kalıyor bence. Bu bazı yani ortalama bir donanıma. Birazdan bakarız. Şöyle önce bir aracın etrafında dolaşalım. Ön tasarım Opel'in klasik son 5-6 yıldır kullandığı ön tasarıma sahip. LED farlar vesaire var. Şöyle etrafında bir dolanalım. Önce donanım bilgisine bakalım. Fiyat yazmıyor. Onu bayilerle görüşmeniz gerekiyor. Bu aracın ama bu Edition donanımı 1.2 benzinli Essential donanımıyla alırsanız ÖTV indirimin yani ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyorsunuz. Bu 1.5 dizel 130 beygir Edition donanımına sahipmiş. Şöyle öne doğru dönelim. Burada farlarımız var. LED farlar. Opel'le standart. Bu da güzel. Aşağıda sis farlarımız, ön park sensörlerimiz var. Dediğim gibi önde Opel'in son yıllarda kullandığı ızgara dizaynını kullanıyor. Şu yan tarafa gelecek olursak 17 inç yan tarafımız var. 215, 65, 17 ebadında. Primacy 4 de gelmiş. Ortalama bir donanım paketi olmasına rağmen güzel bir jant tasarımı var. Bu dizelde en baz bu galiba. Benzinli de Essential var çünkü. Ve beyaz ama hafif sedefli bir beyaz. Metalik bir beyaz. Şu yan taraftan devam edelim. Aynalarımız sinyal çamurlukta, aynada değil. Şöyle devam edelim. Yan tasarımdan şöyle arkadan çaprazdan bakınca bir 3008 havası var arabada. 3008 gibi duruyor. Şöyle arkasından devam edelim. Arkada park sensörlerimiz vesaire var. Güzel. Bagajını açalım. Burada söylemek istediğim şey şu. Bir kapatayım. Şuraya elinizi sokup açıyorsunuz. Açarken şurası elinizi acıtıyor biraz. Keşke daha kolay açılabilecek bir yer yapsalarmış. Bagaj plaka aydınlatmalarımız da geri görüş kameramız burada. İki adet tutma kolumuz var. Burası 3008 ve C5 Aircross'tan biraz farklı. Onlar da ortadan giriyordu bu reflektör tutacağı. Burada yanlarda. Bagaj hacmi ben yine ekrana yazayım. Aynı. Birebir. Bu raf yine yukarı çıkabiliyor. Düz olabiliyor. C5 videosunda yapmıştık. Onu şu kartlardan izleyebilirsiniz. Buradan koltukları yatırabiliyorsunuz. Şöyle çekip. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Bir de aydınlatmamız var. Burada güzel oyuklar var. Zaten bunu yukarı aldığınız zaman burası düz kalıyor yine. İçeri doğru göçüyor. Şöyle bir altını kaldıralım. Yani bir tık ince diğer kardeşlerine göre. Burada ince steplemiz var. Göz olarak kullanılabilir ama yalıtım yok. Yani alt kısmı biraz diğer kardeşlerinden düşük kaliteli kalıyor ama bagaj içi benzer. Şu bagajı kapatalım. Ağır bir bagajı var. Ama tek de kapanıyor. Biraz fazla kuvvet uygulamanız gerekiyor. Altta fake egzoz çıkışlarımız var. Şu difüzör tasarımlarını yapmayın abi ya bak. Aşağı bakalım. Şöyle torsiyon çubuğumuz var. Devam edelim. Şu arkadan önden başlayalım. Anahtarsız giriş yok gördüğüm kadarıyla. Kapı hissiyatı güzel ama. Kapılar tok. Kapı güzel açılıyor. Burası sert üzeri yumuşak. Hani şöyle inanırsanız yumuşatabilirsiniz ama verdiği hissiyat güzel. Krom kaplı kapı kolumuz var. Burada güzel bir kaplaması olan bir parçamız var. Dört cam otomatiğimiz. Burası deri. Sert üzeri yumuşak. Burası deri. Burada güzel bir geniş bir oyuğumuz var. Şurası şöyle hafif eğimli. Şurada da yani şuraya şişe koyarsın. Şuraya bez falan koyarsın. Öyle bir göz. Neyse. Şöyle koltuklara bakalım. Koltuğun şu beşik ayarı var. Burada bel desteğimiz yine elektrikli. Ama koltuğun diğer ayarları manuel. Baldır desteğimizin ayarı var. Bu güzel. Koltuğun minderleri güzel. Şurası biraz sert. Şuraları yumuşak güzel. Şuraları yumuşak. Hani koltuğun yanal destekleri güzel. İçeri doğru geçelim yavaştan. Kapımı kapatayım. Kapı hissiyatı güzel ya. Şimdi biraz aşağı indireceğim kendimi. Direksiyonumuz Opel'den tanıdığımız direksiyon. Astra'lardan. Yıllardır kullanılıyor zaten Astra'larda, Corsa'larda. Yani güzel et, yani çok böyle kalın değil ama eli güzel oturuyor. Derisi falan güzel hissiyatı. Burada hız sabitlemenin ayarları var. Burada da yol bilgisayarının ve sesli komutun kontrolleri mevcut. Burada otomatik uzun farın butonu var. Otomatik farımız vesaire kontrolleri Alman araçlarında burada zaten.
Gösterge burada analog bir gösterge var. Dizel olmasına rağmen 8000 devir saati koyuyorlar. Fiat da bunu yapıyor. Bence hoş değil ama çok önemli bir şey de değil. Anahtarsız giriş çalıştırma yok bu dönemde. Normal anahtarla çalışıyor. Otomatik çift yönlü bir klimamız var. Burada güzel bir gözümüz var. Gözün içinde bir 12 volt bir USB var. Dolu pakette kablosuz şarj vardır kesin burada. Ekran açılacak mı? Sistem kapanacak diyor. Şöyle bir dokunabilseydim iyiydi ya. Gördüğüm kadarıyla Opel'den tanıdığımız bir direksiyon. Şu kapıyı bir açıp kapatalım. Yok, açılmadı. Burada dörtlü butonumuz, kapı kilitlerimiz ve ekran kontrollerimiz var. Burada yine o güzel dokulu, krom olmayan ama böyle çok boğuk da olmayan, piano bilek de olmayan güzel dokumuz var. Havalandırma üfleşlerini buraya yerleştirmeyi tercih etmişler. Buraların yerleşimi güzel. Şurası yumuşak plastik. Şöyle göstereyim. Şuralar yumuşak, güzel. Burada airbag'imiz var. Buralar deliymiş gibi dikiş yapmışlar. Kaliteli hissettiren detaylar. Torpidomuzda ışık var. Soğutma da var muhtemelen. Evet. Açılıp kapanma hissi de güzel. Buralar güzel bak. Buralar dizi çok acıtmıyor. Burada elektronik park frenimiz, 2 bardaklığımız bir oyuğumuz var. Kol dayamanın içi bayağı derin. O buraya 2,5 litrelik kola şişeleri falan sığar yani, bayağı derin. İleri geri ayarı da var. Güzel. Yukarı doğru çıkalım. Işıklı makyaj aynamız var. Burada işte aydınlatmalarımız var da akü yok arabada, bakamıyoruz. Sunroof bu araçta yok. Sunroof olsa kontrolleri burada olacaktı. Şöyle ben bir kendime göre bir ayarlayayım şu koltuğu. Şimdi arkaya geçip bakalım. Şu göğüs mesafesi falan güzel ama cam biraz yatık. Şu oturduğun zaman şurası çok yakın duruyor. O birazcık boğuk hissettirdi. Bir tık öne gidelim. Şu an ideal pozisyonumdayım. Gidelim bir de arkaya bakalım. Arka kapı hissiyatları da güzel. Kapı açılıyor. Bak şu güzelmiş bu. Kapıyı koruyor dışarıdan. Ben diğer araçlarda çok görmemiştim bunu. Orası kapı komple açılıyor aşağı dönerek. Allah Allah, garip geldi şu an. Bak çünkü şöyle pay olur orada var. Şu yerde bunda yok. Güzel. Güzel mi desem? Değil mi? Hasarlarda şurası kırılır. Plastik parça değişir. Çamur olayını da korur bu. İyi olur ha. İnip ben işte. Değişik detaylara takılıyorum. Yani kapı üstleri sert plastik. Burası deri. Burası deri. Bunlar güzel. Şurası sert artık yani. Arka yolcuları kimse umursamıyor galiba. Neyse. Beyaz dikişler öndekiyle aynı. Arka saklamaları güzel. Bu PSA grubunda şu açıklığını çok güzel yapıyorlar. Gözlerin o yüzden kullanışlı oluyor. Yani diğer araçlarda mesela orayı ya dar yapıyorlar ya küçük yapıyorlar. Bu güzel oluyor. Burası geniş böyle. Arkaya şöyle geçeceğiz birazdan. Yine koltuklarımız, Isofix desteklerimiz vesaire var. İçeri doğru geçelim yavaştan. Arka kapıyı kapattığımda omuz mesafesi biraz, omuz çizgisi biraz üstte kalıyor ama camlar düz geldiği için şöyle çok boğunak değil. Diz mesafem 4 parmaktan. Şurada 5 parmak, burada 4 parmak. Bu birazcık diğer kardeşlerinden ufak gibi geldi. Niye? Onlarda 5 parmaktan fazlaydı. Baş olarak da yine 5 parmaktan biraz fazla cazdık. Yani şöyle. Şöyle koyuyorum. Rahat baş olarak ama şurası alçak olduğu için o bir tık daha darmış gibi hissettirdi bana. Şu çizgi, şu mesafe biraz daha aşağı indiği için şurası birazcık şöyle duruyorum yani. Şurası biraz bana şey hissettirdi. Darmış gibi ama değilmiş. Burada havalandırma üfleşlerimiz var. Bir USB veya bir klima kontrolü yok. Aşağıda da bir 12 voltluk soketimiz var. Orada da şaft tüneli yok. Üçüncü kişi rahatlıkla oturabilir ortada. Burada bir kol dayamamız var. Ve böyle yaslanmalık değil, dayamalık. İki de bardaklık var içinde. Buradan bagaj erişimi de var bu arada. Şunu çekip şu uzun eşyalarınızı, kayak takımı falan uzatabilirsiniz. Ortaya oturayım. Orta koltuk rahatmış. Arkadan öne genel bakışta böyle. Evet, bugün Grandland X'e baktık. Edition paketini tercih ettim. Excellence'ı vardı ama ortalama donanım paketlerini incelemek bana daha şey geliyor. Daha ulaşılabilir oldukları için diğer paketlere göre. Siz Grandland'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.